8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konumuz yine estetiğe, güzelliğe dair olacak ve karşımızda operatör doktor, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Aslı Berker var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Teşekkürler, hoş bulduk. Bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Kök hücreden bahsedeceğiz. Yeni nesil kök hücre uygulamalarından özellikle de hangi alanlarda uygulanıyor, nasıl sonuçlar alınıyor bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu yeni nesil, özellikle sizin tedavilerinizde kullandığınız kök hücre nedir? Bize bunu bir anlatabilir misiniz? Çok duyulan bir söz ama tam olarak sizden dinlersek çok daha iyi aydınlatacağız izleyicilerimizde. Şimdi kök hücre bütün doku ve organlarımıza meydana getiren ana hücrelerdir. Örneğin mesela vücudun herhangi bir yerinde hasar olduğunda kök hücreler hemen harekete geçer. Hasarlı bölgenin onarımında yardımcı olurlar. Bu işi nasıl yapıyorlar? Bölünerek yapıyorlar. Örneğin bir embriyo, embriyonun kök hücreleri bölünerek çeşitli organların, sinir sisteminin, karaciğerin vesaire yapımında rol oynuyor. Tabii kök hücreler yaş ilerledikçe azalıyor. Örneğin bir bebekte 10.000'de birse bir erişkinde 65 yaşında bir hastada örneğin 1.000.000'da bir kök hücre mevcut oluyor. Evet, yani bir arı kovandaki kraliçe arı gibi. Yani öyle bölünerek, çoğalarak onarım yapan, aynen öyle çok güzel bir tarif. Ana hücreler. Ana hücreler. Peki siz özellikle bir plastik cerrah olarak cerrahiyi, estetik cerrahiyi bir nevi keserek neşter yoluyla yapan bir cerrah olarak kök hücre tedavilerini hangi alanda kullanıyorsunuz? Şimdi tabii anti-aging ve güzelleşme alanında kullanıyoruz tabii ki. Şimdi iki çeşit kök hücre var. Bir fibroblast kök hücre. Kökenli. Ki bunu birçok insan duymuştur. Hani çok sık yapılan bir işlem. Hasta kliniğimize geliyor. Kulak arkasından minik bir punch biyopsi alıyoruz. Ve özel GMP laboratuvarına gönderiyoruz. Aradan 3 hafta geçiyor. Aşağı yukarı 70-80 milyon civarında bize hazırlanmış kök hücre geliyor. Bunu hastanın yüz, boyun, dekolte veyahut da el sırtı gibi bölgelerine enjekte ediyoruz. Ve bu olay 3 kez tekrarlanıyor. 3'er hafta arayla. Bir diğer kök hücre ise mezenkimal kök hücre. O da yağ dokusu alınıyor. Ve belli bir işlemden geçirildikten sonra hastaya enjekte ediliyor. Şimdi mezenkimal kök hücrenin de yine laboratuvarda hazırlananı var. Bundaki avantaj 200 ila 300 milyon arası kök hücre bize getirilmiş oluyor. Ama tabii insanlar genelde fibroblastı tercih ediyorlar. Niye? Çünkü mezenkimalde liposuction yapmak gerekiyor. Ayrı bir operasyon. Ayrı bir zaman ve külfet ve bir hani hastane ortamı. Peki bir de bunu saçta özellikle kullanıyormuşsunuz saç tedavisinde. Burada ne gibi avantajları oluyor bu tekniğin? Bize ondan da bahsedebilir misiniz? Şimdi öncelikle ben birazcık çok kısa eksozomdan bahsedeyim. Diyelim bir kök hücre var ve diğer hücreye mesaj göndermek istiyor. O kök hücre bir takım baloncuklar veyahut da ekstraselüler vesikül dedikleri bir takım torbacıklar salıyor. Bu torbacıklara eksozom deniyor. Hatta yıllar önce bu tespit edilmiş, belki bir 30 yıl önce ve buna hücre artıkları zannetmişler. Daha yeni bir aşağı yukarı bir 7 sene önce aşağı yukarı 90 yıllarında pardon Hollandalı bilim adamları bunların hücre artığı olmayıp aslında çok yararlı medyatörler, yani bir taşıyıcı olduğunu keşfetmişler. Yani bir ana kök hücreden salınan eksozom, yani bu küçük baloncuk diğer hücreye gidip protein yapımını başlatıyor. Ve bunların içinde messenger RNA diye bir madde var ki Doktor Bey siz de bilirsiniz tabii ki. Bu öbür hücreden aldığı bu proteini diğer hücreye vererek orada bir protein yapımına yeniden oluşuma başlatıyor. Yani aslında bu hücre değil eksozom. Hı hı. İleti sağlıyor. Evet, yani bir hücre değil, bir hücre değil ama yani gerçekten yan etkisi olmayan, anti enflamasyona, yani enflamasyona sebep vermeyen, özellikle anti enflamatuar, yani ödem çözücü, enfeksiyon riski olmayan, immün sistem reaksiyonuna sebep olmayan geleceğin mucizevi küçük yaratıkları deniyor bunlar için. Bu noktadan benim merak ettiğim konu, siz cerrahsınız ve saç ekimi yapıyorsunuz. Saç ekimini yaparken saçlarını kaybetmiş bir kişi saçına kavuşurken kök hücreleri çağıran eksozom bize ne sağlıyor? Şimdi Türkiye'de bunu, eksozomu ilk deneyen benim aslında saç ekiminde. Tebrikler hocam. Tebrikler. Çünkü yüzde biliyorsunuz kullanımı son derece güzel. Çok güzel sonuçlar alıyoruz, sadece saç ekiminde değil. Hakikaten ciltte kolajen yapımında artış, işte ince çizgilerde azalma, cilt tonusunda, cildin tonusu hakikaten daha gergin duruyor, cilt daha parlak duruyor. Ve düşündük ki niye bunu saçla ve saç ekiminde kullanmayalım? Çünkü sonuç olarak hücre yenilenmesini artıran... En ihtiyaç duyulan yerlerden birisi. Evet, evet, aynen öyle. Ve saç ekiminde donör sahaya, yani saç greflerinin alındığı sahaya eksozom enjekte ettim. Daha sonra saç ekimi bittiğinde ekim alanına da eksozomu tabii birazcık tazikli olarak, çünkü enjeksiyon yapamadığımız için yine o bölgeye de eksozom uyguladık. İnanın ki 4. günde, yani normalde 10 gün 15 gün arası iyileşir donör saha, arka bölge yani. 4. günde donör saha iyileşmişti. Müthiş, ne kadar işte. Hakikaten yani gerçekten ben bile şaşırdım. Harika. Çok başarılıydı gerçekten. Yani saflaştırılmış egzozomu hem hastaya hem de sizin için de tabii ki uygulama alanında daha kolaylık sağladığı için avantajından bahsediyorsunuz. Tabii. Peki buradaki kişiye sağladığı diğer avantajlardan da bahsedebilir misiniz? Hani sonraki iyileşme süreci, saçındaki gürleşme, işte nasıl bir fark sağlıyor klasik yönteme şimdi göre? Çok enteresan. Bir kere donör sağı, arka taraf, yani saçların, greflerin alındığı yer inanılmaz çabuk iyileşti. Ve saç ekilen bölümde, çünkü kişi kendini sonuç olarak biliyor ne kadar zamanda saçı, inanılmaz hızlı bir şekilde ekilen saçlar çıkmaya başladı. Şimdi mesela kök hücre ortaya atılmış bir, ne bileyim, evlere mektup dağıtırsınız. Hani posta kutusuna koyarsınız ama isim yazmazsınız. Kök hücrede olay böyle ama eksozomda adresi bellidir. Evet. Yani şöyle, zaten eksozom çok enteresan, bu sihirli şişelerim, diamond diyorum ben öyle, pırlanta kutular, her ikisini karıştırıyorsunuz. Ve bunun içinde sadece eksozom değil, aynı zamanda büyüme faktörleri, amino asitler, vitaminler vesaire var. Ve enjekte ettiğiniz anda hasarlı olan bölgeye eksozom direkt olarak onarmaya gidiyor. Halbuki kök hücrede olan olay belki bir enflamasyon oluyor vesaire ama eksozom adresi belli olduğu için onarım gücü daha yüksek. Hmm. Evet. Yani diğerinde biraz amaç aslında yaş alırken bunu biraz daha güzel yaş almayı sağlamak. Evet. İşte o yıpranmışlığı azaltmak gibi. Aynen. Ama eksozomda bahsettiğiniz şey, bir onarım da var. Bir growth faktör var direkt içerisinde. O dokuya torpil geçiyorsunuz. Evet, evet. Nereye çalışıyorsanız oraya torpil geçiyorsunuz. Evet. Hani şöyle, hani zamanı biraz dur değil de hani yavaşla diyorsunuz orada. Tamamen durdum. Yani biz şu anda konuşurken bile zaman geçiyor. Şu saniye bile yaşlanıyoruz. O yüzden kesinlikle özellikle hanımların sürekli arada bir, senede birkaç defa yüzlerini mıncıklamaları kesinlikle lazım. Yani bir çiçeği sular gibi ben onu söylerim. Mutlaka arada bir küçük dokunuşlarla, bakımlar lazım. Bakımlar lazım. Evet. Özellikle izleyicilerimiz şu an çok merak etmişlerdir. Peki bu uygulama nasıl yapılıyor? Yani direkt bir operasyon mu var? Hangi ortamda? Ne kadar sürede? Ne kadar sürede bir gelmem gerekir? Evet, acılı bir şey mi? Ağrılı mı? En biraz önemlisi. Ondan da bahsedebilir misiniz? Şimdi hiç ağrılı değil. Benim elim çok hafiftir. Şaka bir yana, evet. Şimdi o soğuk zincirle taşınan bir malzeme. Onun için açıldığı anda, karıştırıldığı anda hemen kullanılması lazım. Yüze yapılacaksa lokal anestezi sürülüyor, bekleniliyor. Daha sonra yüz güzelce temizlendikten sonra, çünkü hiç anestezi malzemesi kalsın istemiyoruz. İntradermal olarak birer santim, yarım santim arayla enjekte ediliyor. Yani hasta için neredeyse bu muydu, hiç acısı yok. Yani bir botoks yaptırır gibi değil mi? İnanın ondan daha az acıyor. Süper. İnanın ondan. Yani sadece özellikle yüz uygulamalarında yarım saat sonra çok hafif bir sıcaklık hissediyorsunuz ama kötü bir şey değil. Hani böyle sıcak bir ortama girmişsiniz de yüzünüz kızarmış. O şekilde zaten etkisini birkaç saat sonra, hatta ertesi gün göstermeye başlıyor. Hı hı. Tekrar ne zaman görüyorsunuz bu kişiyi? Diyelim ki bu uygulamayı yaptık. Ne kadar süre sonra tekrar bir seans ya da kür şeklinde? 15 gün sonra, ideali de 3 ila 5 seans. Ancak mesela lekeli cilt olur. Ne bileyim skaçisi, daha önce işte akne problemi olan ciltler olur. O zaman 3 ila 5 seanstan 5 ila 8 seansa çıkıyor. O kişinin bir de şeyine bağlı. Hani kişinin ihtiyacına göre. Yaşam tarzına bağlı. Sigara mı içiyor? Hı hı. Ne bileyim, kendisine nasıl bakıyor? Gıdası vesaire vesaire. Hı hı. Evet, gerçekten estetik dünyada şimdilik adından bahsediyoruz ama önümüzdeki dönemde yaptığı başarılı tedavilerden çok daha fazla bahsedeceğimiz eksozomu bugün masaya yatırdık. Bence de. Çok daha fazla konuşacağız. Çok daha fazla konuşacakmışız gibi görünüyor. Yani kanser tedavisinde ben sürekli tabii şeyleri okuduğum için artikılları, inanılmaz çalışmalar yapıyorlar. Yani eksozom hakikaten geleceğin en büyük tedavi silahlarından birisi. Aynen öyle, tedavi silahlarından biri. Bravo. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Evet, sevgili izleyiciler, bu sabahki konuğumuz Operatör Doktor Aslı Berker, plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Kök hücreyi tüm yönleriyle masaya yatırdık. 8'de Sağlık devam ediyor.